Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Seçmiş olduğumuz gündemden bazı başlıkları inşallah Teala sizin için Hasan Hocam'la beraber inşallah analizini yapacağız. Bu başlıkların en önemlilerinden birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya yapmış olduğu ziyaret idi. Bu ziyaret Türkiye'de olduğu gibi dünyada da çok konuşuldu. Bu ziyaret etrafında bazı polemikler yapıldı. Bu ziyaretten bir takım beklentiler vardı. Ve adeta bir takım stratejik dengeleri değiştirme anlamında veyahut bazı hususlarda ipucu verme anlamında birçok açıdan önemli bir önem taşıyordu bu ziyaret. Ve biz de bu ziyareti inşallah Teala sizin için analiz edeceğiz. Yine bir diğer önemli gündem maddesi Fırat'ın doğusuna yapılan Fırat'ın doğusuna yapılması öngörülen veya dile getirilen operasyon hazırlıklarıdır. İnşallah Teala bunu da konuşacağız. Yine çokça konuşulan İstanbul Sözleşmesi var. Kamuoyunun bilmesi, bilgilenmesi açısından bu İstanbul Sözleşmesi nedir? Zemini neye dayanıyor ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak neyi ifade ediyor? Yani herkes konuşuyor, lehte ve aleyhte konuşanlar var. Herkesin kendisine göre bir takım argümanları var. Ve genelde dindar olan kesim, dini hassasiyete sahip olan insanlarımız daha fazla bu İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinden yana bir tavır ortaya koyarlarken, daha fazla batı yanlısı olan, laik düşünceye sahip olanlar ise İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması ve gereklerinin yerine getirilmesi hususunda bir tavır, bir duruş ortaya koymaktadırlar. Hasan Hocam'la beraber bu İstanbul Sözleşmesi aslında nedir? Bunu nasıl anlamalıyız? Bunu etraflıca ele almaya, analiz etmeye çalışacağız. Yine ele alacağımız gündem maddelerinden birisi Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama idi. Bir açıklama yapmıştı. İnşallah bu açıklamayı ele alacağız. Yani aslında Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu bu açıklama bizi pek fazla şaşırtmadı. Çünkü gerici Arap rejimlerinin öteden beri Siyonistlerden yana tavır koyduğu ve özellikle Filistin davasında hele de son yıllarda Siyonistlerden tavır ortaya koyduğunu açık bir şekilde biliyoruz, gözlemliyoruz. Yine bu minvalde olmak üzere İsrail'in son günlerde İslam topraklarına dönük olarak, farklı coğrafyalara dönük olarak ortaya koymuş olduğu saldırgan tutumu bir nefsi müdafaa olarak değerlendirip bu tavrın arkasında durduklarını ve bunu tasvip ettiklerine dair açıklamalarda bulundu. İnşallah Teala bunun da tahlilini yapacağız. Yine son zamanlarda İsrail'in çevre komşu ülkelere yapmış olduğu saldırılar çerçevesinde saldırgan bir politikasına şahit oluyoruz ve özellikle Irak'a gerçekleştirilen bir saldırı vardı ki bunun YPG kontrolü altındaki bölgeden yapılmış olduğuna biz şahit olduk. Biz özellikle bu noktanın altını çiziyoruz. İsrail neden Haçlı Şabi'ye dönük olarak veyahut Irak'a Haçlı Şabi'ye ait olduğunu iddia etmiş olduğu noktalara dönük yapmış olduğu saldırıyı niye SYD bölgesinden yaptı? Bu ne anlama geliyor? Politik olarak, askeri olarak, stratejik olarak bunu nasıl anlamalıyız? Bunun tahlil ve analizini Hasan Hocam'la beraber sizler için yapacağız inşallah Teala. Hocam öncelikle Rusya ziyaretiyle programımıza başlayalım. Malum olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir Rusya ziyareti oldu. Ziyaret başlamadan evvel zaten bu ziyaret konusunda çok şeyler konuşuluyordu. Yine ziyaret esnasında bazı gündem maddeleri aslında bekleniyordu ve bunun dışında bazı sürprizler oldu diyebiliriz. Ve bütün Türkiye gibi dünya da bu ziyareti büyük bir ilgiyle takip ediyordu. Ve nihayetinde bölgeye ilişkin bir takım kararların alındığı veya bu noktada bir irade ortaya konulduğuna dair ajanslara haberler düştü. Yani kısacası kapsamlı bir Rusya ziyareti gerçekleşti diyebiliriz. Bu noktada hani Sayın Erdoğan'ın özellikle Suriye'deki gelişmeleri dönük olarak Rusya ile görüştüğü, yine
askeri bir takım teçhizatın alımı ve gelecekte de bir takım askeri teçhizatın alımına dönük, bu programların devam etmesine dönük karşılıklı bir mutabakatın sağlandığı, en azından görüş beyanının söz konusu olduğu ajanslara yansıdı. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimiz zaman siz Sayın Erdoğan'ın Rusya ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Son dönemde Türkiye-Amerikan ilişkilerinde yaşanan kimi sıkıntılar, özellikle S-400 hava savunma sistemi geldikten sonra Amerikan tarafının daha önceden yapılan anlaşmalara, yapılan ödemelere rağmen bu yeni nesil savaş uçaklarından F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarması, parası ödenen uçakları ödemeyeceğim şeklinde bir açıklamada bulunması uçaklar için ciddi bir sıkıntı oluşturmuştu Türkiye ile Amerika arasında. Ancak son dönemde işte bir güvenli bölge tartışmaları tekrar iki ülkenin temsilcilerinin üst düzeyden, askeri bürokrasiden, siyasi, sivil yöneticilere kadar yeni bir görüşme trafiğinin oluşmasına, ortaya çıkmasına neden oldu. Tabii burada Türkiye uzun bir süredir yani bölgesel dinamiklerden, zeminin çok kaygan olmasından dolayı ciddi bir denge politikası izlemeye gayret ediyor. Yani bir tarafta işte Rusya, Çin'e, işte Şangay beşlisinden falan söz ediyor. Hatta işte ta diğer Asya ülkeleri, işte Endonezya, Malezya ile kimi görüşmeler yapmaya çalışıyor. Evet. Çin ile ticari ilişkileri geliştirmeye gayret ediyor. Öte taraftan Amerika ile de NATO'dan kaynaklanan kimi şeyler var. Onları koparmamaya da biraz gayret ediyor. Tabii ortada dediğimiz gibi çok kaygan, kırılgan bir zemin var. Yani çok böyle meseleyi belki tam okuyamayanlar, işte Amerika zaten Türkiye'de darbe sürecinde de vardı. 15 Temmuz'da da taraftı. Hali hazırda zaten işte Fethullah Gülen'i de bırakmıyor. İşte koruyor. Ondan sonra PKK'ya da yardım ediyor. O zaman Türkiye ilişkilerini koparsın anlamında bir şey söylüyor. Burada işin içerisinde NATO var. NATO'dan kaynaklı bu işte askeri şeyler var. Yani askeri yapılanma var. Silahların durumu var. Birçok meselede karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma mecburiyeti var. Ki bazı durumlarda hani onu da o tartışılabilecek bir konu. Amerika bazı konularda vermiyor bilgiyi. Kendi iç bilmem ne yasalarına göre. Ama diğer bütün ülkeler vermek mecburiyetinde. Böyle de bir gariplik var. Yani durum öyle o kadar da kolay değil. Yani mevcut şartlar içerisinde Türkiye bir Amerika ile savaşı göze alabilir mi? Bu noktada Rusya'ya güvenebilir mi? Güvenemeyeceğini herkes biliyor. Evet. Yani neticede mesela bölgede en büyük müttefiki İran'dır Rusya'nın. Ama son dönemde Amerika ambargolardan söz edince Rusya tarafı biz artık İran yükünü sürekli taşımak zorunda değiliz türünden açıklamalar yaptılar. Evet. Yani bu açıdan o meselenin tümüyle çıkar ilişkilerine dayandığı ortada. Şimdi Erdoğan da burada böyle bir bu siyaseti kullanmaya gayret ediyor. Yani S-400'leri aldığında Amerika tarafı sesini yükseltince dedi ki o zaman sizden de Patriot alalım. Şimdi mesela rakamlar kabataslak söylüyorum. S-400'ler için dediler ki 1 milyar 800 milyon dolar. İleri seviye bir hava savunma sistemi. Amerikan Patriotları Rusya'nın S-300'lerinin bir altı gibi gözüküyor. Ama Amerika bunun için 2,5 milyar dolar istiyor. Yani daha pahalı, daha kalitesiz. Buna rağmen Türkiye daha önceden istemiş, yok demişler Obama döneminde. Şimdi bununla Türkiye şeylerini devam ettirdi, görüşmelerini aldık, alacağız, aldık, alacağız falan. Sonra S-400'ler geldi. Kim? Yani birçok kişi gelmesini beklemiyordu. Evet. Son ana kadar işte Türkiye vazgeçebilir, neticede Amerika'ya karşı mı çıkacak falan diye. Şimdi F-35'ler meselesi bu şekilde gündeme gelince hem Türkiye parasını ödemiş bir kısım,
iki tanesini hemen teslim etmesi gerekirken etmedi. Pilotlara verilen eğitimi kesti. Geri gönderdi onları. Türkiye çok sayıda parçanın üretildiği bir ülke. Yani bu projenin içinde aynı zamanda. Ancak bu da işte içeride yine bazı kesimleri epey bir heyecanlandırdı. İşte Amerika bunu vermeyince Türkiye ne yapacak diye. Cumhurbaşkanı bir daha hamlede bulundu. Yani F-35 olmazsa Su-57 var işte şeklinde. Rus uçakları veya o da Çin'den kimi savaş uçaklarının alınabileceğini ki fiyat olarak da çok daha düşük seviyede gibi bir hamlede bulundu. Tabii bu karşılıklı hamle dediğim gibi. Mesela Erdoğan Rusya'ya gitti, Putin uçakları gösterdi. Amerika'dan hemen bir açıklama geldi. Eğer Türkiye S-400'den vazgeçerse F-35'i veririz. Yani burada Türkiye böyle bir şey söylememiş ki. Evet. Yani mesajı oradan vermeye çalıştı. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı. O açıdan yani Amerika da bu konuda rahatsız. Çünkü satış yapamayacak. Öyle mi? Öte taraftan Türkiye alırsa daha başka ülkeler de alabilir. Yani bunun üzerinden yani ki büyük oranda ekonomisi silaha, savaş ekonomisine dayanan bir ülke. Bundan da ciddi bir biçimde zarar edebilir. Parçalar Türkiye'de üretilmezse uçağın farklı yerler arayacak, aynı işte ucuz üretimi bulabilecek mi gibi bir problem de veya onu nasıl bir süreç içerisinde tamamlayabilir? Yani kalkıp yeni bir şey oluşturacak, işte bu üretim mekanizmasını kuracak. Bu da zaman alır tabii. Bu açıdan kendileri de böyle bir sıkıntı yaşıyor. Yani Türkiye'ye uçak vermeyeceğiz diyor ama Türkiye'den parça almaya 2021'e kadar mı 2'ye kadar mı neyse devam edeceğiz diyor. Yani bu da bir garip bir işin garip bir tarafı. Şimdi dediğim gibi ortada bir denge siyaseti meselesi var. Yani Erdoğan oraya gitti. Erdoğan bu gerçekten bu uçakları alır mı almaz mı bu tartışılır. Almayabilir. Ancak burada Amerika'ya bir mesaj verme gayreti içerisinde. İçeriye de bir mesaj veriyor. Ki biliyorsunuz S-400 meselesinde yani hem muhalefet tarafı hem kimi liberal taraf hem AK Parti içerisindeki kimi küskünler falan Erdoğan bunu alamaz diye ısrarla vurguladılar. Geldiğinde bayağı bir hayal kırıklığı söz konusu evet. oldu. Burada uçak Rusya'dan alınır mı? Bu blöfü, bu şeyi resti Amerika görür, tekrar vaz mı geçer, yeni bir görüşme süreci mi başlar? Veyahut da farklı yollarla, yine ekonomik yollarla, işte SDG üzerinden, PKK üzerinden, işte efendim silahlı militan yani şey gruplarla bunu sıkıştırmaya mı çalışır? Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Ama Türkiye, Erdoğan burada gidişi genellikle bu konuşuldu. Fakat işin şey tarafı aslında bu değildi, sadece bu değildi. Yani bu çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili bir gündem oluştu. Şimdi burada Erdoğan'ın açıklamaları net. Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları da net. Yani bunlar ısrarla diyorlar ki Astana sürecindeki o koyduğumuz kuralları yaptığımız anlaşmaya uyun şeklinde bir şey söylüyor. Şimdi Rusya tarafı diyor ki biz anlaşmaya uyuyoruz. Açıklama bu. Nedir? Türkiye şeylerini yerine getirsin. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirsin. Türkiye normalde araya girip işte bu taraftan yani İdlib tarafından bazı güçlerin olduğu tarafa herhangi bir saldırı olmasını engelleyecekti. Hı hı. Fakat saldırı bu taraftan gelmiyordu. Diğer taraftan Türkiye'nin kontrol noktalarının olmadığı, hı hı. işte bu işte Türkmen Dağı falan denilen, Laskiye kırsal denilen bölgelerde kimi gruplar işte Horasaddin veya Heyet Tahrir-i Şam gibi grupların Rusya'nın Hmeymim üstüne ve diğer kimi askeri üstlere yaptığı saldırılar söz konusu ama burada Türkiye'nin kontrolü olan bir bölge değil. Hı hı. Türkiye'nin kontrol ettiği, yani orada üstlerinin bulunduğu bölgede ise muhalif gruplar, silahlı muhalif grupların aksine bazı tarafı saldırıyor evet. ısrarlı. Bu açıdan yani bir sağırlar diyaloğu gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Yani Astana sürecinin başından beri Rusya ve bazı kararlaştırdıkları taktiği uyguluyorlar. Yani bir tarafta tamam çatışmasızlık, tamam anlaşma, tamam bilmem ne, bir taraftan vurmaya devam ediyor. Çatışmasızlık bölgeleri adı verilen bölgelerin büyük bir kısmı biliyorsunuz Astana süreci anlaşması imzalandıktan sonra
ele geçirildi, imha edildi. İnsanlar açlıktan öldürüldü. Doğru. Kimyasal silahlar kullanıldı işte Guta'da, şurada. En son işte Han Şeyhun ele geçirildi. Han Şeyhun deyince akla Suriye coğrafyasına kimyasal silah geliyor. Kimyasal saldırı geliyor. Bu açıdan yani Türkiye'nin bu şeyi aslında açıklamaları ne? Mevlüt Çavuşoğlu özellikle. Fakat Rusya tarafından yapılan açıklamalar sanki Türkiye-Rusya arasında bir anlaşma, gizli bir anlaşma yapılmış. Nasıl oluyorsa. Türkiye burada işte İdlib'de bu Rusya'nın ifadesine göre terör unsurlarını çıkaracak. Ya şimdi o zaman Türkiye niye gözlem noktası kuruyor? Şeydeki gibi işte Afrin'deki gibi Elbab Cerablus'taki gibi askerlerini içeriye sokacaktı. Evet. İçeriden müdahale edecekti. Hı hı. Oysa herhangi bir müdahale söz konusu değil. Türkiye İdlib'in içine karışmıyor. Hı hı. Sadece böyle bazı bölgelerde askeri gözlem noktaları oluşturuyor. Bu da dediğimiz gibi yani normalde Rusya da orada Türkiye ile beraber devriye atacaktı ama Rusya devriye atacağına uçaklarıyla orayı bombalıyor. Hı. Yani bu çok işin ilginç tarafı. Dediğim gibi bunlar anlaşmada ne yazıyorsa yazsın kendileri kendi aralarında daha önce nasıl bir şey kararlaştırmışlarsa yani biz terör unsurlarıyla savaşıyoruz diyorlar. Zaten Bağız'a göre, Rusya'ya göre Esad'a karşı çıkan herkes terörist. Evet. Ya bu gerçi büyük oranda şey için, PKK için bunu söylemiyorlar ama onun dışındaki bütün muhalif gruplar için zaten terörist diyor. Yani o açıdan Türkiye'nin işte ılımlılar, ılımlı muhalefet veya işte ÖSO dediği yapılanmalar Bağız'a ve Rusya'ya göre zaten terörist neticede. O açıdan bir şey var yani Türkiye ısrarlı Astana sürecinden, masadaki kurallardan, kanunlardan söz ediyor. Fakat işin garip tarafı garantör ama bu garantör müdahale etmiyor ya da edemiyor. Çünkü ederse doğrudan savaşın içerisine girecek. Sanki Rusya'da bu noktada Türkiye'nin işte o S-400'ler meselesi, F-35'ler meselesindeki sıkışmışlığını sonuna kadar kullanmaya sanki çalışıyor. Sanki kullanıyor, evet. Evet. Çok çok önemli bir şey. Yani hem S-400'ün bir kısmı gelmiş, bir kısmı gelecek. Evet. Bu geldikten sonra da daha Ruslar gelip şey yapacak, bunun kurumluluğunu yapacak, şeye hazır hale getirecekler. Bu yani beraber üretimden falan söz ediliyor. Burada Rusya bir anda, hayır ben vazgeçtim, çekildim, onu vermiyorum dedi. Yani sen böyle ortada kalırsın. Böyle de işin böyle de bir durumu var. Yani bu açıdan bunu da tabii ki kullanıyor. Uçak meselesinde ciddi bir problem. Yani şu anda elinde F-16'lar falan var ama neticede F-16'lar da Amerika'dan üretiliyor. Yani kendi uçağını üretinceye kadar orayı bir yerlere muhtaç. Ve bu da açıkçası yani hem onu kullanma var hem işin askeri ticari boyutu var. Hem Türkiye üzerinden daha farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bir taraftan Türkiye'nin Amerika ile bu güvenli bölge meselesi Rusya'yı rahatsız eder gibi görünüyor. Öte taraftan aslında Türkiye o bölgeye tam olarak girmeyecek. Orası şeyin kontrolünde kalacak. Diğer PKK'nın unsurların kontrolünde kalacak. Ağır silahlı unsurlar biraz geriye çekilecek. Durumundan da aslında biraz memnun. Böyle de bir gariplik var. Türkiye biraz sanki Erdoğan'ın son açıklamalarında güvenli bölge meselesinde kendini mecbur hissetti ki biz bunu daha önce konuştuk. Yani Türkiye mecburdu. Amerika da bir nevi mecburdu. İki tarafta çatışmayı göze almadı. Nitekim Erdoğan diyor ki işte yani tam dediğimiz kadar olmayacak bu. Biraz daha dar olacak şekilde. Yani kimi yerlerde epey bir dar, kimi yerlerde biraz daha derinlikli bir şeyden bahsediyor. Bu da PYD unsurları güye çekilecek. İşte asayiş unsurları kalacak. Yani hafif silahlı. Yine PKK kalacak burada. Evet, evet. Yani buradan Türkiye buna nasıl razı oldu açıkçası bu da garip yani. Yani aslında bir yerde böyle bir uygulamaya razı olmak statü kabulü anlamına da geliyor. Yani evet. Ben bu gerçekliği kabul ediyorum. Hı. Sahadaki bu fiiliyatı kabul ediyorum. Her ne kadar diplomasi dilinde ben bunu telaffuz etmesem de sürekli ben bu gücü reddediyorum, benim için illegaldir, mücadele ettiğim bir güçtür deseniz de ona dair bir uygulamayı siz kabul ediyorsanız ötesini de kabul etme anlamına gelir aslında. Yani sahada ben bunu kabul ediyorum, hani zimnen kabul ediyorum anlamında. Hocam bir de dikkatimi bir şey daha çekti. Özellikle Erdoğan'ın Rusya ziyaretinden sonra bu özellikle güvenlikli bölge konusu söz konusu olduktan sonra biraz Fırat'ın doğusuna operasyon meselesi söylemleri biraz sanki hafiften cılızlaşmıştı. Ama bu Rusya'ya ziyaretten sonra çok kararlı bir ses tonuyla bu tekrar dile getirilmeye başlandı. Hem de böyle çok kararlı bir şekilde altı çizilerek dile getirilmeye başlandı. Acaba bu noktada Suriye ile herhangi bir gizli mutabakata mı var? Ne düşünüyorsunuz?
Yani görüşmeler yapıldı, basına yansıdı. Türkiye gerek istihbarat alanda gerek aracılar yoluyla bunlarla görüştüğüne dair şeyler var. Yalnız burada şöyle bir problem var. Yani nasıl bir mutabakat oluyorsa şu anda PKK mesela Afrin işte Azaz Cerablus bölgesinde Özsoy'la ciddi bir çatışma içerisinde. İyi de bunun bir kısmı rejimin kontrolünde olan yerler. Evet. Yani sınır kısmı. Yani burada rejim PKK'ya destek veriyor, o da o bölgedeki Özsoy güçleriyle savaşıyor. Yani o açıdan burada nasıl bir anlaşma söz konusu, o açıdan eğer varsa anlamak zor. Yalnız yani işin bence belki de en şey tarafı, kritik tarafı yani Türkiye orada onunla görüştükten sonra değil, basına bazı şeyler yansıdı. Bu artık istihbarat sızdırmasının başka bir şeyini bilmiyorum. Yani PKK işte çekiliyor. Amerika tarafından açıklama yapılıyor. Hı. Ama karşı taraf bunu gözetliyor, bunu görüyor. Hı. Yani PKK'nin bu konularda çok da şey davranmayacağı, yani dürüst davranmayacağını herkes biliyor. Hı. Burada böyle bir şey fark edildi büyük ihtimalle. Hı. Çekmedi bir kısmını. Yani bir nevi çekiyormuş gibi yaptı. Hı. Bu da fark edildi. Erdoğan bu anlamda yapacağız şey tehdidi biraz belki buna yönelik. Olur. Yani biz fark ediyoruz, gözetliyoruz sizi. Olur. Eğer çekilmezseniz operasyonu yaparız şeklinde bir şey olabilir. Yoksa ben bu konuda hani Rusya ve Bağız'ın Suriye denklemi içerisinde PYD ile Türkiye arasında tercih yapacaklarsa PYD'yi tercih edeceklerini düşünüyorum. Evet. Hocam bununla bağlantılı olarak zaten ikinci sorumuz veyahut ikinci başlığımız Fırat'ın doğusuna operasyon yapmayla alakalıydı. Madem mevzu oraya gelmişken ben onu da sorayım. Hemen şöyle direkt olarak cepheden sorayım. Sizce Fırat'ın doğusuna operasyon yapılır mı? Yani mevcut iç siyasi şartları göz önünde bulundurduğumuz zaman eğer İşte bu yeni parti meseleleri söz konusu. Eğer bunlar biraz daha Erdoğan'ın canını sıkacak bir noktaya varırsa, bir destek bulduklarına dair bir görüntü oluşursa bir operasyon söz konusu olabilir. Anladım hocam. Peki laf oraya girmişken hocam, soru içinde soru, bir soru daha sorayım. Merak ettiğim bir soru. Şimdi son 1-2 gün içerisinde bazı eski AK Parti içerisinde aktif görev almış olan, hatta kurucuları arasında yer alan bazı kimi siyasi şahsiyetlerin istifa ettiğine dair haberler geldi. Bazıları da dediler ki aslında bunlar bir kısmı Nisan ayında istifa etmişlerdi. Neden şimdi servis ediliyor diye. Yine bu çerçevede olmak üzere, bu minvalde olmak üzere diyorlar ki daha önce bazı uygulamalarda olduğu gibi acaba CHP'den veyahut başka partilerden bunlara bir parti kurmaları için ödünç milletvekili verilip de bir yapı oluşturulur mu? Yani sırf muhalefet bloku daha fazla güçlensin ve AK Parti'nin parçalanması noktasında bir rüzgar ortaya çıksın, bir sinerji ortaya çıksın. Bunun için işte bazı milletvekillerin hani daha önce CHP'den İYİ Parti'ye bazı transferler falan olmuştu. Bu anlamda işte Davutoğlu'nun, Gül'ün ve Babacan'ın ekseninde kurulacak olan bir veyahut iki partiye dönük olarak bir milletvekili transferinden falan bahsediyorlar. Hı. Hani bu belki ana başlığımız değil ama laf oraya gelmişken ben sorayım. Sizce bu noktada bu istifa eden muhalifler hani böyle Türkiye'nin siyasetini veya Türkiye'nin Suriye politikasını sarsacak bir güce ulaşabilirler mi acaba? Evet. Hani onu açıkçası çok böyle öngörebilecek bir durumda değiliz. Kendi şahs olarak söylüyorum. Ne yapabilir, ne yapamaz. Neticede buna yönelik ciddi bir araştırma da söz konusu değil şu anda. Yalnız hani işin psikolojik tarafı var. Şimdi siz işte filankesler istifa etti. İstifalar devam ediyor. Bir gün biri, ertesi gün biri, başka bir gün biri. Yani burada çözülme başladı mesajını vermek için böyle bir yol takip edebilirsiniz. Bu hani işin psikolojik tarafı açıkçası. Yoksa ismi geçen işte Beşir Atalay, işte efendim Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi şahıslar. Yani uzun zamandır zaten Erdoğan üstlerini çizmiş. Bunlar Erdoğan tarafında olmayan, karşı olan kişiler.
Bunların bazıları da hocam özür dilerim sanki zamanında biraz yıpranan isimler de idi. Hani böyle muhalefeti veyahut böyle rahatsız olan kesimi bir araya toplayıp da onların cevaplar beklentilerine cevap verecek isimler midir acaba diye insan düşünmeden de edemiyor hocam. Yani bazı isimler için özellikle ciddi işte FETÖ şeylerinden söz edildi. Kimi göz yummuş, kimi bağlantıları var şeklinde bazı şeyler söyledi. Hani o artık şey tarafına giriyor, oraya girmiyoruz. Yalnız yani o milletvekili transferi meselesi bu aşamada gerekli olan bir olay değil. Yani CHP'den 15 milletvekili verdi, işte yanında 5-6 milletvekili vardı MHP'den istifa eden. 20 milletvekili grup kuracak bir seviyeye geldiğinde Türkiye çapında teşkilatlanmayı tamamlamamış olsa bile seçime girebilme hakkını kazandı. Onun için grup kurma noktasında CHP milletvekili verdi. Yani hali hazırda bir herhangi bir seçim görünür de yok. Olsa bile yani seçim gündeme gelirse zaten biliyorsunuz meclis hepsi fesh olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili beraber söz konusu olacak. O açıdan milletvekili transferi de söz konusu olmaz. Bu yeni sistemde böyle bir olay da olmaz. Yani şu anda bir 20 milletvekili istifa eder. Bunlar tümüyle geçer buraya. Böylece bunlar mecliste grup sahibi olup da grup toplantısı yaparsa grup toplantısı için 20 milletvekili de verilmez sanıyorum. Yani bu biraz komik kaçar. Sadece mecliste grup toplantıları yapsınlar diye tümüyle CHP'li milletvekilleri. Ama onların hesapları işte biz 30 tane 40 tane zaten AK Parti'den alacağız. 50 tane 70 tane bahsedenler var. Yani bazıları işte ciddi bir sermayeden söz ediyor ki yani gerçekten büyük rakamlar var. Ondan bahsediliyor. Bazı sermayenin işin içerisine girdiği, AK Parti içerisinde kimilerinin işte bu sermaye aracılığıyla ikna edilmeye çalışıldığına dair iddialar da bunların tümü iddia boyutunda tabii. Yani bir partileşme süreci Ali Babacan'ın işte Eylül'de başlayacağız yönünde açıklamaları vardı. Ahmet Davutoğlu'nun yani ortalığı ciddi anlamda karıştıracak ifadeleri var. Ki aslında burada bu ifadeleri de ayağına sıktığını fark etti herhalde. Defterli mefterli açılması meselesi dönemin başbakanıydı. Evet. Bu açıdan ne olmuşsa hepsine kendisi sorumlu. Evet. Sonra lafını çevirdi, düzeltmeye çalıştı. İşte efendim ben sitem ettim, ben şunu bunu kastetmedim falan şeklinde şeyler söyledi ama o arada o taşını attı. Ve o taş eğer gerçekten yani yaralayacaksa karşı taraftan çok kendisini yaralayacak. Evet. Ciddi anlamda zarar verecek bir şey. Yani HDP, CHP meclis araştırma önergesi istedi bunun için. Yani sanki bu açıklamadan işte çözüm sürecinin bitmesini hükümet istemiş, Erdoğan istemiş. Bu da o dönemin kimi suikastlarından aslında işte PKK değil işte devlet sorumludur anlamına gelecek noktaya kadar getirdiler. Bu çok yani kendisi açısından da tehlikeli bir açıklamaydı. Geri adım atmaya çalıştı. Ne kadar şey olur ayrı bir konu. Ahmet Davutoğlu halen bir parti kurma niyetinde değil. Şu anda en azından göründüğü kadarıyla. Yani daha çok işte AK Parti zayıflasın, Erdoğan çekilsin, ben partinin başına geçen gibi bir niyeti var gibi görünüyor ama Ali Babacan, Abdullah Gül tarafı ki yani belki hani bu ortamda dile getirmeye gerek yok. Hani kimi bağlantıları var açıkçası. Uluslararası sistem içerisinde. Zaten o mesajı veriyorlar. Biz gelirsek Avrupa ile Amerika ile ilişkilerimiz düzelecek. Ekonomik şu olacak, bu olacak şeklinde bir mesaj veriyorlar. Bu gerginlik politikası olmayacak diye. Yani Davutoğlu'nun durumu biraz farklıydı biliyorsunuz. Yani zihniyet olarak da farklı. Bu açıdan Babacan Gül ekibiyle çok anlaşabilir bir durumu da yok. Yani partileşme süreci şu anda yok ama çok sıkışık bir duruma gelir. Yine de parti kurarım der mi demez mi diyebilir. Yani fakat çok diğer Babacan Gül gibi etkili olacağını da düşünmüyorum. Yani daha çok şu anda AK Parti'ye içerisindeki işte şeye dayanmaya çalışıyor. Yani Erdoğan gitsin ben geleyim diye. Böyle bir pozisyon görünüyor. Hocam önemsemiş olduğumuz bir diğer başlık İstanbul Sözleşmesidir. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi konusunda çok şeyler yazıldı, çizildi. Taraflar kendi argümanları çerçevesinde farklı açıklamalarda bulundular, farklı tezler ortaya koydular. Genelde biz şunu gözlemledik, daha fazla dini hassasiyeti olan, tırnak içerisinde muhafazakar olarak
isimlendirilen kitlenin daha fazla buna karşı olduğu, kimisi hemen böyle direkt olarak cepheden buna karşı çıktı, kimisi de gerekçeleriyle beraber, yani niye buna aslında karşı çıkıyorlar, son derece makul gerekçelerle bunu izah ettiler. Ve hala da bu tartışmalar devam ediyor. Ve biz tartışmanın taraflarına baktığımız yani zaman, bu İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını isteyenler daha fazla batı zihniyetine sahip olan, daha fazla laik dünya görüşüne sahip olan ve daha fazla böyle batılı bir modeli toplumda tatbik etmeye çalışan kesimler olduğunu görüyoruz daha fazla. Ve batıdan da Avrupa'dan da buna dönük herhalde bir fonlama var. Bunun uygulanmasına dönük bir baskı ve bir takım işte ödeme araçları falan, bundan bahsediliyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde yani belki de kamuoyu acaba bu İstanbul Sözleşmesi nedir diye bunu merak ediyor. Hocam isterseniz buradan başlayalım. Bu İstanbul Sözleşmesi neyin nesidir aslında kamuoyunun bilmesi açısından? Yani İstanbul Sözleşmesi deyince sanki İstanbul'un iyiliği için yapılmış gibi bir şey çıkıyor. Yani İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'un başına gelen kötü şeylerden biri. Evet. Belki de bazıları İngiltere işgali falan diyor ama şimdi şöyle bir problem var. Yani hani baştan girelim az önce dediğiniz veçiyle. Şimdi Avrupa ülkeleriyle Avrupa ülkeleri arasında Avrupa Konseyi çerçevesinde bir toplantı yapılıyor. Avrupa ülkelerinin tümünde bazı kanunların buna göre düzenlenmesi adına işte bir eş güdümlü bir konsey oluşturulması, bir sözleşme imzalanması, sonra oluşturulacak olan heyetin bu sözleşmeyi imzalayan ülkelerde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmesine dair bir şey hazırlanıyor, böyle bir şey. Şimdi burada problem şu, Türkiye'yi her türlü şartı yerine getirmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği'ne almayan, Avrupa Parlamentosu'ndan kovan Avrupalılar tutup bu konuda hem Türkiye'yi bunu imzalatıyorlar hem de denetliyorlar. Evet. Yani böyle bir gariplik var. 2011'de bu imzaya açılmış. İmzalamış Türkiye. 2014'te yürürlüğe girmiş. Burada kanunların buna göre düzenlenmesi gibi bir şey. Şimdi Türkiye'deki mesele yani işte efendim kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet üzerinden değerlendiriliyor. Hı-hı. Yalnız yani Avrupa'daki tanımı çok bu şekilde değil. Hı-hı. Yani bu olay, bu mesele işte toplumsal cinsiyet eşitliği adı verilen projeler ile daha çok zikrediliyor. Evet. Yani işin belki de problemli olan tarafı bu. Şimdi burada kanuna buna uydurulacak, şöyle olacak, böyle olacak gibi açıklamalarla Avrupa'da ya daha doğrusu bu liberal sol dediğimiz mantıkta tümüyle işte erkek kadın işte cinsel özgürlük, cinsel yönelim özgürlüğü anlamında bir felsefe geliştirmişler. Bunun kabul ettirilmesine yönelik de bir çaba harcıyorlar. Ve bu anlamda zaten o ülkelerde büyük oranda aile bitmiş. Yani birliktelikler, kadın erkek birliktelikleri bu işte evlilikle söylenmiyor. Yani burada ki sorumluluk almıyoruz diyorlar. Burada birlikte kalıyorlar. Çocuk olur mu olmaz mı ki o da zaten kariyer planlaması içerisinde var mı yok mu, evet. Ona göre bir değerlendirme yapıyor, ayrı bir şey. Burada bu da olmuyor. Çocuklarına nasıl oluyor? Belki biraz kaba kaçacak. İzleyicilerden özür diliyorum. Geçen bir Amerikalı senatör şey yaptı dedi ya, işte tecavüzler falan olmazsa dedi nasıl nüfusumuz artacak diye. Yani düşünebiliyor musun? Evet, nüfusun artışını buna bağlayacak bir garip bir şeyleri var, yaşam tarzları var. Hocam özür dilerim, ben bir cümleyle bir şey belirteceğim. Katkıda bulunma anlamında herhalde geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de bir araştırma yapılmıştı. Doğan çocukların kaçı aile ortamında doğmuş, yüzde kaçı da aile ortamı dışında farklı gayrimeşru ilişkiler neticesinde dünyaya gelmiş. Bunun araştırması yapılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam %40'ı aile ortamı dışında gayrimeşru ilişkiler neticesinde doğmuş olduğu doğan çocuklar olarak zikrediliyordu. Gerçekten tabii bir toplum için ciddi bir rakam. Buyurun. Yani bu %40'ı ben size söyleyeyim. Hı-hı. Hani bir izah etmiştir. Büyük ihtimalle bu %40 değil. Hı-hı. Yani %60 etmiştir. Hı-hı. Ancak kimileri söylememiş. Evet. Söyleyenlerle beraber bu noktaya geliyor. Yani sebep de hani biraz kimi kurumlarda biraz buna yönelik
şeyler var, bazı hassasiyetler var belki halen. Evet. O açıdan böyle bir problem var. Şimdi burada meseleyi kadına şiddet üzerinden değerlendiriyor. Tabii dönem 2011 Türkiye'de hükümet içerisinde, hükümet çevrelerinde liberallerin halen çok ciddi anlamda söz sahibi olduğu bir dönem. Ki ondan sonra süreç zaten değişti gittikçe. Ve bunlar kabul edildi. Burada çok sıkıntılı şeyler var, yani ifadeler var. Tamam, kanunları düzenlediniz. Neydi burada mesele? İşte güya kadını koruma. Ama aslında aileyi bitirmeydi. Evet. Yani aile olmayacak. Aha. Kadın özgürlüğü adına aile olmayacak. Bunu şu açıdan söylüyorum. Yani mesela en basit meselede hani kadın beyanı esastır şu meseleleri falan var ya. Evet. Yani mahkemelerde bir nevi boşanmayı teşvik edici bir ortam oluşturuluyor. Mesela çok ilginç bir şey size söyleyeyim. Yani bu ekonomik anlaşmazlıklarda, ticari şeylerde falan var ya, işte ara bulucular falan var. Aile meselesinde ara buluculuk yapmak yasak. Yani işte arada problem var, bunları barıştıran şey yasak. İşte burada sorun Türkiye'nin içerisinde, yani sorun aslında burada, sorun bunda değil. Avrupa kendi mantığını, zihniyetini size dayatır. Bu ayrı bir konu. Bizim toplumumuzun temel taşlarını yani, çözmeye çalışıyoruz. Tabii ki işgal mi etmeye o bunu yapar, evet. O bunu yapar ama burada siz kalkıp kendi dinamiklerinizden yola çıkarak işte şiddet olayı mı var? Ki var maalesef. Burada işin işte efendim eğitimle, laiklikle, dindarlıkla bilmem neyle bir alakası yok. Maalesef, maalesef. Yani bu hemen her ortamda var. Bunun işte gerek psikolojik tedavisinde yapabilirsiniz, işte kimi caydırıcı önlemlere de başvurabilirsiniz ama caydırıcı önlemler aileyi bitirmeye yönelik olmaması lazım. Yani burada yan yana getirmeye yönelik olması lazım. Ha, her şeye rağmen yan yana getirdik, öldürdü, bilmem şunu yaptı, bunu yaptı. Ya burada sizin sisteminizde bir problem var demek. Bu işin... Şeref Malkoçoğlu'nun, özür dilerim, evet. Hocam bir açıklaması falan vardı. Çıkarmış olduğumuz kanunlarla aslında aile sistemini biz dağıttık. Maalesef. Diyor. Evet. Demek ki yeri ortada hala böyle şeyler varsa dönüp kendimizi kontrol etmemiz lazım. Acaba nerede yanlışlık yaptık? Sistemde şöyle mesela bir gariplik var, ben size söyleyeyim. Yani diyor ki cinsel tercih ve yönelim koruma altına alınacak. Şimdi madde olarak bu şekilde geçiyor. Batı'da uygulaması korkunç bunun. Tüyler ürpertici. Mesela geçen bir yazı okudum. Yani İngiltere'den söz ediyordu. Bazı aileler feryat ediyor. Yani çocuk okula gidiyor. 10-12 yaşında çocuk. Burada bu sapık kişilikli, cinsel yönelimi sapık kişiler okullarda görev almış. Eğitim, rehberlik bilmem ne derslerinde. Çocuğa diyor, erkek çocuğuna diyorlar ki sen aslında kadınsın. Tamam, buna göre senin cinsiyet değişikliği yapman lazım. Aile, hayır böyle bir şey yok diye tepki gösterirse, siz işte homofobiksiniz diye nefret suçu kapsamında cezalandırılabiliyor. Çok korkmuş. Evet. Karşı çıkamaz. Ve bu şekilde çocuğu ikna ediyor, ameliyat ettiriyor. Erkeği, kız neyse. Böyle bir noktaya getiriyor. Çok bu korkmuş. Cinsel yönelimi koruma altına alma diyor. Birileri bunu teşvik edecek, sistem de bunu koruma altına alacak. Siz bu konuda bunun sapkınlık olduğunu, bu İstanbul Sözleşmesi eğer tümüyle uygulansa, siz kalkıp bunun sapkınlık olduğunu söyleyemezsiniz, nefret suçu kapsamına giriyor. Yani devlet koruması altına alınıyor. Böyle bir gariplik var. Bu işin bir tarafı. Bir diğeri, yani belki de en iğrenç olanı, mesela tanımlama yapıyor. Daha doğumdan itibaren kız çocuğuna diyor ki kadın. Doğumdan itibaren. Şimdi diyeceksiniz ki hani nedir? Normalde işte dişi erkek, işte ne bileyim Arapçada müennes müzekker falan diyor. Hayır, burada mesele bu değil. Ya burada çocuktur adı üstünde. Kız çocuğu diyorsunuz, erkek çocuğu diyorsunuz. Öyle mi? Ya sen küçük bir erkek çocuğuna adam demediğin gibi sen 1 yaşındaki birine, 5 yaşındaki birine sen kadın diyemezsin. Bu aynı zamanda zihniyetin arka planında pedofili özendirme vardır. Evet. Çocuk tacizini özendirme vardır. Onu o yaşta öyle bir cinsiyet şeyle bakıyor. Hayır, o çocuktur, o kadın değil. Ve bu açıdan bu mantık bunlarda yerleşmiş zaten. Yani hali hazırda en müreffeh ülke sayılan İskandinav ülkelerinde, kimi Avrupa ülkelerinde yani inanılmaz rakamlara ulaşmış çocuk tacizi. İnanılmaz rakamları, korkunç rakamları. Yani Danimarka mı, Finlandiya mı bilmiyordum, bir şeyden bahsediyordu. 10 çocuktan 4'ü diyor tecavüze uğramış küçük yaşta. Valla ne diyorlardı geçenlerde, basında bir haber okudum. Papa'nın yardımcısı da aynı şekilde işte çocuk tacizinden ceza almış. Bu mahkemece hani tespit edilmiş. Tescil edilmiş, doğrultuda bir karar verilmiş. Tabii bu sadece mahkemece verilen bir karar. Mahkemenin sadece
aleyhlerinde karar vermiş evet. olduğu kardinallerin sayısı binlerce. Evet. Din adamlarının sayısı binlerce. Şimdi burada şeyi zikredeceğim. Buyurun. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani zaman kalmadı bitireyim diye. Hocam diyecektim ki işte eğer bunların kardinalleri, eğer ya. Papa'nın yardımcısı yani o dünyadaki en yetkin din adamının hemen altındaki adam yani yardımcısı eğer böyle yapıyorsa var mı bu toplumdaki insanlar evet. neler yapmaz? Yani hastalıklı insanlar her toplumda olabilir. Sapık insanlar olabilir ayrı bir konu. Bunun meşrulaştırılması problem. Evet. Asıl problem bu. Yani olur biri toplumda olabilir, hastalıklı biri bulunur, engellenir, cezalandırılır icabında ayrı bir şey. Fakat bunun meşru bir hale getirilmesi, normalleştirilmesi asıl problem bu. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi içerisinde bunların aynı zamanda eğitim müfredatlarına konulması istenmiş ve bu kontrol edilmiş. Türkiye'de pilot okullar seçilmiş. Bu et cep meçep denilen sapıklıklar çok affedersin. Okullarda uygulanmış. Yani 10 yaşındaki erkek çocuğuna işte kadın gibi şöyle şöyle yap, kız çocuğuna şunu yap diye uygulamalarda bulunmuş. Yani bu okul bazı kitaplara falan girmiş. Ama sonradan farkına vardı. Neden? Çünkü bunun hamiliğini yapan hükümete yakın sivil toplum kuruluşlarıydı. Evet, maalesef. En yakın kişilerdi. Maalesef. Ya bu açıdan toplum bunun çok aslında çok farkına da varmadı. Pilot okullar şunlar bunlar üzerinden yani burada kadını şiddet üzerinden gibi belki masum bir şeydi. Ki gerçekten yani bu anlamda bu şiddetin engellenmesi için elbette ki bir şeyler yapılması gerekiyordu. Elbette ki hem sosyal hem psikolojik anlamda hem caydırıcı ceza anlamında kimi şeyler uygulanması gerekiyordu. Yani bu hastalıklı bir zihniyet. Yani bazen de şunu özellikle hani vurgulamadan geçmeyelim. Israrla 10 yıldır, 20 yıldır ısrarla televizyon dizilerde, belgesellerde Doğu üzerinden, işte Kürt bölgeleri üzerinden işte kadın aşağılanıyor, kadın dövülüyor, kadın şöyle oluyor, bilmem ne oluyor gibi bir yaygara koparıyorlar. Fakat ortaya çıkıyor ki kadına şiddetin en az olduğu yerler bunlar. En az, rakamlar en düşük yerler. Yani bunun çok şeyle alakası yok, çok böyle bahsedildiği gibi eğitim falanla da alakası yok. Yani eğitim oranı en yüksek olduğu yerlerde bu daha yüksek çıkabiliyor. Böyle bir şey var. Bu açıdan yani bu gerçekten bir facia. Yani geçen muhterem Mehmet Göktaş Hoca açıkladı dedi. Ben bizatihi şahidim Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki bu nas değildir, değiştirilir falan. Hı-hı. Fakat maalesef aradan bu kadar zaman geçti. Hı-hı. Yani birileri ona söylüyor, bak bu toplumu bozuyor, şunu yapıyor. Hı-hı. Ama öte taraftan çok yakında birileri ise hayır işte bizim buna ihtiyacımız var. Biz bunu şey yaparsak da işte şöyle tepki çeker şekilde bir şeyler söylüyorlar ki bundan da geri adım atılmıyor şu anda. Bazıları bunun üzerinden işte Avrupa Birliği şöyle yapar, böyle yapar diyor. Zaten Avrupa Birliği yapacağını yapmış. Kaldı ki birçok Avrupa ülkesinde bile uygulamıyor ve bazıları geri çekilmiş bundan. Bizim şeyimize uymuyor diye. İngiltere rezerv koymuş, Bulgaristan geri çekilmiş, Polonya kabul etmemiş. Yani buna benzer kimi şeyler de var. Ama Türkiye'de birileri bunun özellikle şeyini yapıyor ve en büyük destekçiler HDP, CHP tarafı. İşte AK Parti içerisinde kimi işte liberal kesimler feminist gruplar, feminist liberal gruplar diyelim. Kesimler, ama özellikle işte bu konuda işte HDP, o taklara maklara HDP'ler çok yoğun bir şekilde destek veriyorlar. CHP içerisinde bir kesim buna ciddi anlamda destek veriyor. Bu son derece aile açısından toplumun sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi açısından son derece tehlikeli bir şey. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor açıkçası. Bu hastalıklı bir toplum ortaya çıkaracak, ailesiz bir toplum ortaya çıkaracak niyetleri bu. Evet. Hocam inşallah Teala bunu başka programlarda da yeri geldiği zaman daha detaylı inşallah konuşacağız. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir konu. Kamuoyunun bunu bilmesi lazım. Kamuoyunun hakkıdır. Acaba hani bu tartışmalar tam olarak neye tekabül ediyor? İnşallah bunları konuşacağız. Hocam herhalde bir 3 dakika 5 dakika kadar bir zamanımız kaldı. Şu Bahreyn Dışişleri Bakanı sıfatıyla görev yapan aslında hani bir piyondan ibaret olan bunlardan bahsederken aklıma böyle Pinokyo kuklalar falan Hacivat Karagöz geliyor. Tam olarak buna tekabül eden siyasette öyle diyelim. Bir zat kalkıp açıklamada bulunuyor. Sürekli olarak İsrail'in mütemadiyen Gazze'ye düzenlemiş olduğu saldırılar var. Mütemadiyen katliamlar var, yıkım var, insanlar katlediliyor, tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, işkence vesaire. Yanı sıra bu da yetmiyormuş gibi bu sefer komşu ülkelere saldırmaya başladı. Mesela bakıyorsunuz ki işte bir Yemen'de parmağı var, Suriye'de parmağı var, Irak'ta parmağı var, Lübnan'da parmağı var, sağa sola saldırıyor. Şimdi bu işgalci ve saldırgan tutumu yetmiyormuş gibi şu bahsetmiş olduğum şahıs çıkıp da
bunun İsrail'in meşru savunma hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini beyan etti. Şimdi diyeceğim ki hocam bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu adam kendisince işte bir şeyler ifade etmiş. Şöyle sorayım, sizce bu meşru müdafaa mıdır veya başka bir anlama mı geliyor? Şimdi aslında burada mesele şu, siz İsrail'i meşru olarak tanıyorsanız meşru müdafaa olarak düşünebilirsiniz. Bu bir. Bu demek ki İsrail'in meşruiyetini kabul ediyor. Sıkıntı buradan başlıyor bir. Bu aslında Körfez'in tümündeki o politikanın bir nevi açığa çıkarılması, açıkça ilan edilmesi açısından da ilginç. Yani aslında Suudi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin söylemek isteyip de söyleyemediğini Bahreyn'e söyletiyorlar. Nitekim 100 yılın ihaneti anlaşmasının çalıştayı da Bahreyn'de söz konusu oldu. Yani burada ona böyle bir görev verilmiş göründüğü kadarıyla. Yani biz söyleyemeyiz. Geçenlerde söylediği bir açıklama yaptı. Biz işte Filistin hakları konusunda aynı yerdeyiz şeklinde. Fakat aynı yerde olmadıkları kesin yani. Bunu herkes biliyor. Dediğim gibi burada meşru müdafaa zaten sıkıntı burada başlıyor. Biz İsrail'i meşru olarak kabul etmiyoruz. İsrail'i bir devlet olarak kabul etmiyoruz. Biz şu anda yeri geçmiş değil için İsrail diyoruz. Yoksa bizim için bu bir Siyonist terör çetesidir, terör şebekesidir. Yöneticileri zaten teröristtir. Burada kuşatma altına aldıkları bir açık hava hapishanesine dönüştürdükleri işte Gazze'ye yönelik saldırıları da meşru değil. Hukuk dışıdır. Birleşmiş Milletler kurallarına aykırı silahlar kullanıyor. Uluslararası sözleşmelere göre işgalcidir. Daha önce işte yapılan Oslo görüşmeleri diğer şeyler bunların tümünü çiğnemiştir. Bir süre sonra hiçbir noktada sözünde durmamıştır. Bütün bunlara rağmen işte yani meşru müdafaa şimdi Irak'ta yani hani işin komedi tarafı. Hadi Lübnan'ı anladık. Değil mi? Hani orada işte Hezbollah güçleri var. İsrail'le karşı karşıya. Gerçi herhangi bir şey olmamış şu ana kadar. İsrail'in oraya yönelik taciz şeyleri var. Gazze ile ilgili karşılıklı işte bazen füze şeyler var, roket moket atışları. Ya Irak'ta sana ne oluyor? Bu nasıl meşru müdafaya giriyor? Ya burada şey olan belki en zor anlaşılacak olan bu. Şimdi o Bahreynli adama onu sormak lazım. Yani arada Suriye var. Burada Irak'tan İsrail'e yönelik ne var? Yani siz kalkıp Saddam döneminde atılan füzelere yönelik mi meşru müdafaa yapıyor? Diyeceksiniz ki böyle biraz komik tarafı için. Yani meşru müdafaa kapsamında değerlendirmesi gerçekten son derece yani acı verici. Bu coğrafyanın nasıl bir değişime maruz bırakıldığı, bu halkların nasıl bir değişime maruz bırakıldığına dair çok ibret verici bir tablo. Eyvallah. Hocam son olarak da şunu size soralım. Bu demin de bahsetmiş olduğunuz üzere bu saldırılar çerçevesinde saldırıya uğrayan ülkelerden birisi Irak idi. Fakat Irak'a yapılan saldırıların özellikle bir bölgeden yapılmış olması, yani YPG'nin veya SYD'nin bölgesinden yapılmış olması son derece ilginç ve ilgi çekici. Biz en azından böyle buluyoruz. Siz bu konuda bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bölgeden Irak'a dönük yapılmış olan bir saldırıyı. Yani özel bir anlamı var mı? Ya anlamı aslında şu açıkçası. Yani İsrail demek ki yani Suriye ta o taraftan kalkıp Suriye üzerinden gidip Irak'a, İran'a yönelik herhangi bir şey yapma imkanı yoktu. Şimdi biraz daha yaklaştı Irak sınırına kadar. Şu anda görünen bu. Bu açıdan kritik bir tarafı var. Fakat benim kanaatimce belki de en ilginç tarafı, önemli tarafı İsrail Suriye'yi bombalıyor. Öyle mi? İşte Suriye'deki İran milislerin bulunduğu şeyleri bombalıyor. İşte Irak'taki şeyleri bombalıyor. Ve ciddi anlamda SDG bölgesinden gittiği söyleniyor. Hadi bazıları diyebilir ki efendim orada Amerikan güçleri de var. Onların verdiği destekle bu oluyor falan diyebilir. Fakat neticede özellikle burayı seçmesi ki orada çok sayıda başka Amerikan üssü var. Başka bir yerleri de seçebilirdi. Burayı seçmesi burada işte Rusya'nın bağısın bundan haberdar yani habersiz olmadığı gerçeğiyle bizi yüzleştiriyor. Bu anlamda Bağız'ın Rusya'nın farklı bir hesabın içerisinde olduğu İran'a yönelik, Irak'a yönelik, İsrail'le farklı bir anlaşmanın söz konusu olduğuna dair bir şey de olabilir ki geçen yazıda da yazmıştım. Burada İsrail gazetesinin yaptığı bir açıklama vardı. Önemliydi belki. Yani yapılan bütün bombalamalar, bütün saldırılar Rusya'nın bir nevi haberdar edilmesiyle olmuş şeklinde. Bir anlaşma sonucu olmuş diye söylüyor.
Bu da dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Son derece dikkat çekici bir, kıymetli bir açıklama. Evet. Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Kıymetli açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün de bu programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.